Merhaba, Güner Özdemir. Lotusburg Bölgesi Trefeli Birlikleri Dernek Başkanıyım. Bize düşen görev, bizi biz kılan değerlerin taşıyıcısı olmak, geçmişten alınan güçle yeniliklerin izini sürmek, kendi birikimlerimizin değerini bilmektir. Birlikte başarmanın ne demek olduğunu gösteren 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünde Kazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken gazilerimize sağlık diliyorum. Çanakkale'yi destan kılan milletimizin tüm zaferleri kutlu olsun. Merhaba, ben Hasan Yolaçan. Ludwigsburg Türk Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. Çanakkale Zaferi'nde güçlü bir iman, büyük bir vatan aşkı vardır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vesileyle Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir demiş Orhan Şahit Gökyan. Bizler de Ludwigsburg Bölgesi Türkçe öğretmenleri olarak Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor ve bu uğurda canlarını veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. İki merminin havada çarpışma olasılığı nedir? Savaş ortasında düşman askerlerinin yaralarının sarılması düşünülebilir mi? 215 kilo ağırlığındaki top mermisinin insan gücüyle taşınması mümkün olabilir mi? Bir şarapnel parçasının cepte duran bir saate isabet etme olasılığı nedir? İşte tüm bu mucizelerin tek bir adı var. Çanakkale. Geçmiş, ay geçmiş, niyazlar. Her karış toprağında bin şehit
bir mezar. Yeryüzünde yaşadıkça tek dişi canavar, Türk milleti aynı destanı yine yazar. Sen rahat uyu ey şanlı şehit, gölgesine gölgelen ay bayrağın. Hangi kem göz sana edebilir nazar, Türk milleti aynı destanı yine yazar. Denize takılan kili, dünyayı kaldıran yiğit, alaylar var toptan çiğ, Çanakkale diyarında. Kahraman şehit çavuşlar, şehitliğe uçan kuşlar, savaşta yeni buluşlar, Çanakkale diyarında. 9 ayrı cephede savaş ama en önemlisi Çanakkale cephesi. Çünkü Çanakkale geçilirse İstanbul, İstanbul geçilirse Anadolu, Anadolu geçilirse bir millet ve o millet geçilirse bir ümmet geçilecektir. O yüzdendir ki Çanakkale son kaledir ve asla aşılamaması gerekir. Hindi savaşı yapmayan ve finans ürünleri elinde bulunduran İngilizler bile çeyrek milyon vermiş de bizden gidenlerin hesabına akıl dayanmaz. Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candır. Yıl 1915. Tarihin dilsiz kaldığı Çanakkale'de metrekareye 6000 mermi düştü. 15 ila 60 yaş arası tüm vatan evlatları askere alındı. Üniversitelerimizdeki tüm öğrencilerimiz gitti. Ümitlerin yeşerdiği, istikbalin gömüldüğü yerdir Çanakkale. Bu savaşta 253 bin vatan evladıyla beraber bir milletin istikbali gitti. O günlerde o koca Akif görevi gereği Arabistan'dadır. Her gün o çöllerde Kuşçubaşı Eşref'e Çanakkale'den bir haber var mı diye sorar. Kuşçubaşı Eşref şöyle diyor. Bir gün Akif'e seslendim. Koş Çanakkale'den haber var. Öyle bir koşarak geldi ki yanıma yere yüzü koyun yığıldı. Ne olur bana Çanakkale'den güzel bir şey söyle dedi. Çanakkale geçilmedi dedim. Akif doğruldu, hiçbir şey söylemedi. Köşede bir testi vardı, içindeki su ile abdest aldı, 2 rekat namaz kıldı. Ben böyle bir namaz görmedim. Secdede o kadar uzun kaldı ki ruhunu teslim ettiğini düşündüm. Bir saat sonra yanına gittiğimde baktım ki secde mahallenin yanı ıslak. Ağlamaktan gözyaşıyla ıslanmış. Ardından kalktı Akif ve masa başına geçerek şu muazzam şiiri kaleme aldı. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların mitleniyor dördü beşi. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Onbaşım şekleri beyninden inip her siperim. Sönüyor göğsün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, götten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Merhaba,
Çanakkale Savaşı, Çanakkale Şanımsın, en büyük destanımsın. Binlerce Mehmetçiğe bağrında mezarısın. Gökyüzünden hilal düştü, al olmuş ten üzerine yıldız kopardı. Melekler sundular şehitlerime, ay yıldız kucaklaştı, kanlarımızla bayraklaştı. Çanakkale geçilemedi, şehitlerimle destanlaştı. Can verdi Mehmet, vatanı vermedi. Canını, canı gibi sevdiği, anasının ak sütü gibi helalindeki vatan toprağına kattı. Ve hala o vatanda milleti için ebedi özgür yaşıyor. Tarihimizde Mehmet, ordumuzun adıdır, askerimizin adıdır, birçoğumuzun ve birçoğunuzun çocuğunun adıdır. An gelir Fatih'tir Mehmet, ve başka bir gün Nene Hatun. Hem cepheler kaplanı Mustafa Kemal, hem de o cepheye mermi taşıyan Elif'tir. Varoluşumuzun önemli ifadelerindendir. Kurtuluşun, felahın sembolüdür. Mehmet, Mehmetçik. Ve Mehmet birden birlik olmak demektir. Birliğimizin temsilidir. Çanakkale'yi geçilmez yapandır. Bu vatanı vatan yapandır Mehmet. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, Rut'ta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden uğrulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. İçinde
bu toprak bir devrin battığı yerdir. Değil de kulak ver, bu sessiz yıl bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yılın sonunda gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda İstiklal yolunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki hasrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkinin tattığı yerdir. Ey kanıyla bu toprağı vatanlaştıran erler! Ey gözlerin ışığı, gönüllerin baharı, tende can, tarihte şan, ezelden er oğlu erler! Ölümsüz milletimin ölümsüz çocukları! Tarihe altın sayfa nakış nakış geçtiniz! Ruhlarınız şad olsun, kutsal yolu seçtiniz!